Sevgili Kaya LC kanal takipçileri herkese merhabalar. Geçenlerde başıma şöyle bir olay geldi. Bir arkadaşla muhabbet ederken arkadaşım evinin tüm aydınlatma elemanlarını LED'e dönüştürdüğünü fakat bunun neticesinde herhangi bir tasarruf sağlayamadığını faturasına bunun hiçbir etkisinin olmadığını 3 aşağı 5 yukarı yine aynı fatura geldiğini söyledi. Ben de bunun üzerine kendisine dedim ki olur mu ya ledler kendisinden bir önceki tasarruflu ampullerden bile neredeyse 3 kat daha tasarruflu. Kendisinden daha önceki aydınlatma elemanlarından yani şu akkor filaman telli lambalardansa neredeyse 10 kat daha tasarruflu olduğu iddiasında bulundum. Bunun üzerine arkadaş benimle iddialaşmaya devam etti ve dedi ki led olayı tamamen bir kandırmacadan ibaret. Hiçbir tasarruf sağlamıyor. Ben bunu yaşayarak bizzat tecrübe ederek deneyimledim dedi. Ben de bunun üzerine o arkadaşla ne üzerine olduğunu söylemeyeceğim ama bir iddiaya girdim ve bu iddiamı YouTube'da bir videoyla kendisine kanıtlayacağımı söyledim arkadaşlar. İşte bu videonun konusu ledler acaba bir kandırmacadan mı ibaret yoksa tamamen söylenildiği gibi daha az enerjiyle aynı ya da daha fazla ışık gücü verebilen aydınlatma elemanlarımı hep beraber onu göreceğiz. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen videomuza geçelim fakat ondan önce kanalımızın sizlere daha kaliteli içerikler üretebilmesi için küçük bir sponsorluk reklamımız var Onu izleyelim Daha sonra da detaylarıyla birlikte, LED ampuller söylenildiği gibi gerçekten tasarruflu mu yoksa bir kandırmacadan mı ibaret hep birlikte bunu görelim. GLC PCB firması gördüğünüz gibi arkadaşlar çok profesyonel baskı devreler yapabilen bir baskı devre firması. Bu adamlar 5 tane 10 santime 10 santim kadar PCB'yi 2 dolara basıyorlar sevgili arkadaşlar. Eğer siz de tasarladığınız, çizdiğiniz baskı devreleri profesyonel olarak bastırmak istiyorsanız GLC PCB firmasıyla çalışabilirsiniz arkadaşlar. GLC PCB'nin linki aşağıda açıklamalar kısmında olacak. Linke tıklayıp o link üzerinden siteye çizdiğiniz baskı devrelerin gerber dosyasını yükledikten sonra siparişinizi Dört dörtlük bir şekilde PCB firmasına verebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar öncelikle bu ekranda görmüş olduğunuz faturaya göre bizim elektrik harcamalarımız nasıl faturalandırılıyor size ondan bahsetmek istiyorum. Bakın şu gördüğünüz noktada 0.748.696 yazıyor yani bu kullandığımız elektriğin kaç lira olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bizim kullandığımız elektriğin kilowatt saati 75 kuruşa yakınmış arkadaşlar. Bu şu demek? Siz 1000 watt'lık bir aleti, 1000 watt'lık bir cihazı 1 saat boyunca kullandığınızda sizin faturanıza 75 kuruş olarak yansıyacak demektir. Bu gösterdiğim ibare. Ki bakın bu fatura güncel bir fatura. Son ödeme tarihi 12. ayın 24'ü ve benim faturam 150 lira gelmiş arkadaşlar. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu kullanmış olduğum, daha doğrusu ödeyecek olduğum fatura kullandığım elektriğin bana göre benim tüketimime göre neredeyse yarısı bu ne demek? Bu şu demek? Ben başkalarından daha fazla elektrik yaktığım halde onlarla aynı faturayı ödüyorum ya da Onlarla aynı elektriği tüketirsem onlardan daha az ödüyorum demek. Bunun nasıl olduğunu merak ediyorsanız kanalımızı takip eden takipçilerin kanalımıza destek olmak amaçlı abone olmalarıyla tamamen yasal yolla nasıl daha fazla elektrik tüketerek daha az fatura ödeyeceğinizin formülünü vereceğim. Hiç merak etmeyin. Neyse şimdi gelelim konumuzun esas kısmına. Dediğim gibi 1000 watt'lık elektriği bir saat boyunca tüketirseniz faturanıza 75 kuruş olarak yansıyormuş bu sevgili arkadaşlar. Ve bu harcadığınız elektriğin ayda kaç kilowatt saate denk geldiği hesaplanıyor. Ona göre de size aylık enerji tüketim bedeliniz çıkarılıyor arkadaşlar faturalandırılırken. Bunun üzerine işte atıyorum TRT payı, KDV'si ondan sonra vergisi, algısı, şunu bunu bilmem ne falan filan derken arkadaşlar neticede toplam faturalarınız hesaplanmış oluyor. Fakat bizim esas bilmemiz gereken konu şurası. Elektriğin kilowatt saatine biz ne kadar ödüyoruz? Bunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. İşte bu kilowatt saati de, aylık bazda ne kadar aşağı çekebilirsek o kadar da daha az elektrik faturası ödeyeceğimiz anlamına geliyor. Yani bakın şurada görmüş olduğunuz şu 100 watt'lık ampul 1 saat boyunca yanarsa 100 watt elektrik tüketmiş oluyor. Bu da 0.1 kW'a denk gelir arkadaşlar. 1 kW'a denk gelebilmesi için bu lambanın 10 saat boyunca yanması lazım. Bu lamba 10 saat boyunca yanarsa faturamıza 75 kuruş olarak yansıyormuş bu lambanın tüketimi. Bu tasarruflu ampulde de 9 watt'lık bir tasarruflu ampul olduğu için arkadaşlar bu lambanın 1 saatlik yanması demek 9 watt elektrik tüketmesi demek, 10 saat boyunca yanması demek 90 watt elektrik tüketmesi demek, 100 saat boyunca yanması da 900 watt elektrik yakması demek ki hala bakın 1 kilowatt saate ulaşmadı 100 saatlik yan. Yani bu lambanın 10 saatlik yanmasıyla bu lambanın 100 saat boyunca yanması birbirine eşit. Ama benim arkadaşımın iddiası diyor ki bunun 9 watt olması bir kandırmacadan ibaret. ibaret. Normalde yaktığı hadi bunu es geçelim. Akkor filaman telli lambaları artık çoğu kişi kullanmıyor diyelim. Tasarruflu lambalarla ya da floresan lambalarla karşılaştıralım. Diyor ki bunun harcadığı elektrik bununla aynı ama bir kandırmaca olarak bunun bundan 3 kat daha az elektrik tükettiğini insanlara yayıyorlar diyor. Şimdi biz bunu uygulamalı olarak ölçerek, biçerek hangisi gerçekte ne kadar güç harcıyormuş size onu anlatacağım arkadaşlar. Hemen isterseniz videomuzun kalan kısmına geçelim ve bu lambaların hangisi ne kadar güç tüketiyormuş ona bakalım. Geri kalan kısma geçmeden önce bazı uyarıları yapmak istiyorum. Bu konuda herhangi bir tecrübeniz ya da bilginiz, birikiminiz yoksa arkadaşlar hiç bu işlerle uğraşmayın. Çünkü bunlar birazcık tehlikeli. Direkt 220 volt üzerinden bazı ölçümler gerçekleştireceğiz. Ki 220 voltla uğraşıyorsanız yaralanabilirsiniz. Hatta ölebilirsiniz bile. Onun için gerekli tedbirleri, gerekli önlemleri almadan bu işle uğraşmıyorsunuz veya bu işe dair tecrübeniz, bilginiz, birikiminiz yoksa sakın bu işlere kalkışmıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şimdi ne neler lazım bize bu teknik ölçümler için onları söyleyeyim. Bir adet 220 volt kablo lazım olacak bize ucunda fiş olan ve bir de lambalarımızı takacağımız bu fişli duy dediğimiz malzemeden lazım olacak arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben 25 watt'lık bir akkor filamentli lamba kullanacağım tasarruflu lambamızda güç değerleri neredeyse aynı olsun diye gördüğünüz gibi burada da hemen 24 watt'lık bir eski usul tasarruflu lambamız var. Şu 25 watt'lığı da gösterelim. Kimsenin aklında bir şüphe kalmasın. Gördüğünüz gibi 25 watt'lık akkor filamentli lamba burada da 9 watt'lık bir led lambamız var arkadaşlar. Önce bunların güçlerinin gerçek değer veriyor mu vermiyor mu onların kontrolünü yapalım. Daha sonra da ışık şiddetlerini karşılaştıracağız. Burada LDR dediğim malzeme üzerinden. Daha doğrusu ben demiyorum. Bu malzemenin teknik ismi bu. LDR denir bu gördüğünüz malzemeye arkadaşlar. Bu malzemenin direnci ışığın şiddetine göre değişkenlik gösterir. Adı da zaten oradan gelir. Lighting Emitting Resistor. Yani ışık etkili direnç arkadaşlar. Işığın etkisine göre direnci değişiyor bu malzemenin. Bunun üzerinden biz de lambaların verdiği ışık şiddetine bağlı olarak LDR'nin direncini ölçerek hangisi daha fazla ışık verebiliyormuş bunu ölçeceğiz. Piyasada ışığı ölçebilen yani lümen ölçebilen, ışık şiddetini ölçebilen cihazlar mevcut fakat o cihazlar çok pahalı olduğundan benim elimde o cihazlardan yok arkadaşlar. Ondan dolayı LDR'yi kullanarak bu işin ölçümlerini gerçekleştireceğiz. Hemen isterseniz bağlantılarımızı yapalım ve lambaların birer birer öncelikle güçlerini ölçelim. İlk düzeneyimizi kurduk ve akkor filaman telli lambamız 220 volt fişimiz üzerinden yanıyor. Hemen şimdi devrenin tarifini yapalım. Bakın burada 220 volt fişimizden gelen faz ve nötrümüz var. Nötr ucumuz bu siyah kabloyu, krokodilli kabloyu dolanıp direkt lambamıza giriyor. Faz ucumuzda gördüğünüz gibi bu krokodilli lamba üzerinden ölçü aletimizin bir probuna, ölçü aletimizin üzerinden geçtikten sonra da diğer bu gördüğünüz krokodil kabloyla da lambamızın diğer ucuna gidiyor. Şimdi biz neden böyle bir bağlantı yaptık? Ampermetreler devreye seri bağlanacağı için fazla lamba arasına burada gördüğünüz ampermetremizin problarını bağladık arkadaşlar ki faz üzerinden geçen akımı ölçebilelim. Buradaki gördüğünüz ölçü aletinin probları da direkt geliyor ve lambanın uçlarına bağlı. Yani lambaya gelen voltajı bu ölçü aleti üzerinden ölçüyoruz. Lambaya gelen voltajı bu ölçü aleti üzerinden lambanın çektiği akımı da bu ölçü aleti üzerinden ölçüyoruz. Çünkü bir malzemenin gücü watt hesabına göre o malzemenin çektiği akım ve o malzemenin üzerine düşen voltajla birebir alakalıdır arkadaşlar. Watt eşittir yani güç eşittir Akım çarpı voltajdır bunun formülü. İsterseniz watt'ı anlattığım bir videomuz var. Daha detaylı şekilde bu konuyla ilgili bilgi edinmek isterseniz hemen şu sağ üst köşede linkini koyacağım. Eğer e, izlemek isterseniz linke tıklayarak watt'ı daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bakın 223 volt 0.13 amper. 0.13 amperle 220 volta hemen çarpalım. Bakalım arkadaşlar. 220 çarpı 0.13 eşittir. 28.6 watt yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 20 üzerinde 25 watt yazan akkor filaman telli ampulümüz 28.6 wattlık bir güç harcıyormuş gerçekte. Hemen isterseniz akkor filamentli lambamızı çıkaralım ve yerine tasarruflu lambamızı takalım. Bir de onun gücünü teyit edelim. Evet arkadaşlar ikinci düzeneğimizi de kurduk. Fakat düzeneği kurduktan sonra fark ettik ki 24 wattlık tasarruflu lambamız çalışmıyor. Demek ki patlak bir lambaymış elimde boşa bulunduruyormuşum. Ee, onun yerine gittim sizin için ta sığınaktan kömürlükten arkadaşlar bir tasarruflu lamba daha bulup getirdim. Hem bu daha iyi oldu çünkü Osram'ın bir lambasıymış. Yani kalite olarak da e, deneyimizi sorgulamamıza neden olur. Ama tek farkı bu tasarruflu lamba 18 wattmış arkadaşlar. 18 wattlık bu tasarruflu lambayı test edeceğiz şimdi. Hemen bu patlak olan lambayı çıkarıyorum. Dikkatli bir şekilde buradaki uçlara dokunmadan. Bakın 220 var. Hemen tasarruflu lambamızı takıyoruz yerine ve lambamızın yandığını gördük evet sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 222 volt altında yine aynen diğer lambada olduğu gibi 0.13 0.14 amper çekiyormuş arkadaşlar. Bakın hatırlarsanız diğer akkor lambamız lambamızda bizim 0.13 diyelim biz çarpı 220 volt diyelim. Onu da düşük yazalım. Eşittir 28.6 watt. Evet arkadaşlar üzerinde 18 watt yazan Osram tasarruflu lambamız normalde 28.6 watt güç harcıyormuş. Yani üzerinde yazandan çok çok daha fazla bir güç harcıyor sevgili arkadaşlar. Hemen isterseniz şimdi de led ampulümüzün ölçümüne geçelim. Ve bir de onun değerini bu lambalarla karşılaştıralım. Şu ana kadar Akkor filamentli lambada tasarruflu lambada 28.6 watt güç harcayarak birbiriyle eşdeğer çıktı. Hemen şimdi diğerine bakalım. Evet arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi ben 9 watt zannediyordum. Fakat 8.5 wattlık bir led ampulümüz varmış. Hemen şimdi bir de bunun testini yapalım. Bakalım kaç watt harcıyormuş gerçekte bu 8.5 wattlık led ampul. Evet. LED ampulümüzü de taktık. 220 volt 55 mi, e, miliamper arkadaşlar. 220 volt çarpı 0.055 eşittir. 12.1 watt LED'inki çıktı. En tasarruflu olan lambanın LED lamba olduğu aşikar. Diğerlerinden en azından yarısı kadar tasarruflu olduğu bir gerçek arkadaşlar. Hemen bir de ışık şiddetlerini ölçelim ve nihai kararımızı verelim. Arkadaşlar şimdi masa lambamın aydınlatmasını hiç değiştirmeden yani hepsinde de aynı aydınlatmayı kullanarak sadece lambaların ışık şiddetini ölçeceğim ve referans olsun diye de tam ölçü aletimi şu kısmına koyarak ölçümlerimi gerçekleştireceğim. Bakın şu anda 247 ohm, 246 ohm, 246 ohm civarında pardon kameradan gözükmüyormuş. ha şöyle yapalım. 247, 246 ohm gibi bir direnç gösteriyor. LDR'miz Akkor filaman telli lambada. Hemen şimdi tasarruflu lambamıza geçelim. Evet şimdi de tasarruflu lambamızın direncini ölçüyorum. Aynı noktadan gördüğünüz gibi 197 ohm, 196 ohm gibi bir değer gösteriyor arkadaşlar. Tasarruflu lambamız hatta 193 ohm'a kadar düştü. Bu demek oluyor ki Akkor filaman telli lambadan daha fazla ışık yayıyor etrafına eski usul tasarruflu lambamız. Şimdi bir de led ampulümüzü deneyeceğim aynı noktada hiçbir değişiklik yapmadan led ampulümü takıyorum yerine ve aynı noktadan direncini ölçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de gördüğünüz gibi aynı yerde 172 ohm 171 ohm gibi bir direnç gösteriyor. LDR'miz aynı noktadan hiçbir değişiklik olmamasına rağmen daha az direnç gösterdi. Bu da demek oluyor ki LDR'nin üzerine çok daha fazla ışık düşüyor. Yani hem ışık şiddeti bakımından hem de harcadığı güç bakımından LED lamba açık ara diğer lambalardan önde arkadaşlar. LED lambanın tasarruflu olduğu ve tasarruf yaptığı en azından iki kat tasarruf yaptığı aşikar ölçümlerimizin sonucunda. Evet sevgili Kaya Lc kanalı takipçileri bu videomuzda buraya kadar umarım sizler için verimli ve faydalı bir video olmuştur. Bu videonun içeriğiyle alakalı olarak kendisi de led ampullerden tasarruf yapmadığını düşünen arkadaşlarım varsa lütfen yorumlarda bize bildirsinler ki uygulamada nihai olarak gerçekten bir hata var mı yok mu bunu bilelim arkadaşlar. Hep birlikte bunu istişare edelim. Bu tip teknik ve bilimsel konulara ilgi duyuyorsanız ve merakınız varsa lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda yeni bir projede görüşünceye dek hoşçakalın.